بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوع و الموضوع في علم النحو كلمة وكلامه كلمة دن ديور بدك كلام دن كلمة دن يعني مفرد كلام دن مقصد يعني جملة Mevdu ve kelime ve kelame, yani müfredü cümlene. Evet. O bitti. Bizim nahu ilmiz e, müfred kelimeler, yani müfredden bahseder ve cümlelerden bahseder. Yani kelime ve kelamdan bahseder. Müfred lise kısmına. Müfred kaç kısma ediyor? Üç kısma ediyor. Evet. Yani kelime demek abi müfred demek kelime. Evet. Kelime üç kısma ayrılıyor. Evet. İsim ve fiil, isim fiil ve harfe. Bir de harftir. Mesela diyelim ki kad, kame, zeydun. Kad harftir. Kame fiildir. Zeydun nedir? İsim. İsimdir. Bak kelime üç kısma alıyor. Ee, ya isim, ya fiil, ya harf. Evet. Cümle, dört kısma Cümle ise kaç kısma alıyor? Hı -hı. Cümle dört kısma alıyor. İsmiye. ya Cümle ismiyedir. Yani baş, başında isim olan. isimle başlayan cümleler nedir? Ona diyoruz cümle ismiye. Uyan fiiliye. fiille başlamış. başlayan cümle ismiye mesela Zeydun kaimun. Cümle ismiye de çünkü ismine başlamış. O fiiliye ise eğer fiille ile başlıyorsa ona cümle fiiliye diyoruz. O şartıya ise yani şartla başlıyorsa ona diyoruz? Cümle şartiye Mantadı badı gibi. O cümle zarfiyede zarfla başlıyorsa o cümlemiz. O zaman ne diyoruz? Ona cümleyi zarf ediyoruz mesela e, şey gibi yani Zeydün Fiddari Ebuhu mesela Fiddari Ebuhu o zarftır e, zarftır o Fiddari Ebu da onun faali zarfı faalidir evet. cümlesi mesela Zeydün için mesela haber diyen yani ya, tamam cümlesi zarfiye ya. evet. ama yani e, normalde e, şu an dört tane söyledi de gerçekten gerçekte hepsini topla iki kısımda toparlanıyor zaten yani ya evet. cümle ismiye ve fiiliye çünkü cümle şartıya ve zarfiye. Cümle zarfıya zaten o fil hakkat yine aynı zamanda cümle fiiliyedir. Mesela. Evet. Mesela çünkü o e, Zeydun fiddariye buhu. O fiddari zarftır. O ebuğun faalidir. Evet. O bu, bu, da bu söylemiştik. Hani e, her veki fiili. Evet. Bu da fiil gibi olduğu için evet. yani e, zarf e, faalihü zar, e, merfu yapacak var ya her veki fiili. İşte aynı fiil gibi fiil hükmündedir orada. E cümleyi fiiliye o da fil hakikata. Cümleyi zarfiye o da fil hakikati. Yani hakikata baktığın zaman o da cümleyi fiiliyeden sayılıyor. Cümleyi şartiye ise oradaki göç var. Eğer cümleyi şartiye de yani itibar edilen fiil şart ise zaten o da devamlı fiil, o da cümleyi şartiye de hakikata o da cümleyi fiiliyedir. Ama eğer cevap şart kast ediyorsa bazen olabilir ki cümle fiili de bazen cümle ismi de olabiliyor. Evet. Tamam. Evet. Yani hulasa bu dört kısım cümle aslında dört, dört kısım değil iki kısımdır. Ha. Evet. Hepsi iki kısımda toparlanıyor. Cümle ismi ve cümle fiili yani. Ha. Tamam. Evet. Demek ki nahu ilminin konusu kelime ve kelamdır. Bu bitti. Bahs ja akhirim mevduu Yani ev ilim bu nahu ilmi bu nahu ilmi neyden bahsediyor? Bahsca ahire mevdu'i hudiket. Yani mevdu kendi konusu kelime kelamın son sonlarından bahsediyor. Şu yönden cihaysiyet i'rabi ve binaiva. Kam acaba murab midir? Kam mebni midir? Yani ha bu yönüyle. Yani i'lal-u iştikak yönünden değil. Kelimenin sonunda basması yara ve binalık yönden bahsediyor yani ya. Tamam Mersin. Aha. Bu da aslında onun onun istilah anlamıydı. Yani insan bir ilme başlamadan önce insan o ilmin tarifini bilmesi gerekiyor. O ilmin e, konusunu nedir onu bilmesi lazım. Bir de o ilmin e, bize faydası nedir, gayesi nedir bunu bilmek gerekiyor. Mersin. E şimdi burada bu ilmin sadece bak e, istilah manasını söyledi.

Min cihetil yarabi vel bak bu onun tarifidir. Peki nehu lugatta kaç anlama geliyordu? Mesela orada birkaç anlama geliyordu. Mesela misli anlamına geliyordu, kast anlamına geliyordu, şibh anlamına geliyordu, nev ah anlamına geliyordu, canı anlamına geliyordu, kast anlamına geliyordu. Ondan sonra tarih anlamına geliyordu. Böyle bak birkaç anlama geliyordu yani ha miktar anlamına geliyordu. Evet. Anlaşıldı mı? Bak anlamında böyle bir sürü anlama geliyordu. Bu bazı cahil mevdu okudu ki cahisi diye Eyva. Bu da onun istilah anlamıdır. Evet. O mevdu konusu nedir? Onu da söyledi. Dedi ki ve kelime ve kelame söyledi. Onu söyledi. Peki bu ilmin e, şeyi nedir? E, faydası nedir? Bize faydası nedir? Faydası da biz artık e, ne diyeyim? biz artık bu ilim sayesinde e, Allah'ın e, kelamını ve tepkili hadisini e, okuyup anlamamıza böyle bir faydası oluyor. Yani pardon bu gayesidir. Gayesi Allah ve Resulünün kelamını okuduğumuz zaman yani böyle tam iyi bir şekilde anlayabilirim diye. Böyle bir gayesi var. O faydası ise artık dilimizde e, ibare okurken dilimizde oluşan o hatalardan dilimizi ne yapıyor? Koruyor yani ya. Tamam. Ha geçiyoruz. Rab ji le du Ya Rab da ne yapılıyor? Kısma. O da kısımlara ayrılıyor. O da iki kısımdır. İrab ya ji yani o da şey gibi ha. E, e, ne gibi? O da hani nasıl bu ilmin konusu iki tane de kelime Hı -hı. Ya İrab'ın kendisi de iki kısma alıyor. Yani e, le du yani bi harekatana. Evet. Ya harfel olur ya Rab. Ve o da oluyor. Evet. Hurufji sene harfe de kaç sandılar? Saniye. Üç sandır. Elif, vav, yine. Ya elif, vav, de yedirler. Hı hı. Anlaşıldı mı? Bazıları belki nunu da sayıyorlar. Hani ne diyelim ki film dadanın nasbesi, bazen rafasi, sibutunun nasbesi, yani Nun diyorlar. Nunu da belki bazı sayıyorlar. Fakat e, burada sınıf nunu saymamış. Çünkü e, diyor ki e, nun nun hareket eden ivettir ya. O yüzden Onunu onu burada har harften saymamış. O harekat cisine harekatla akaşındılar. Üç tane de fetha, damme, bir de kesene yani ya tamam. Evet. Asıl di yarabanda yarab harekat ana. Yarabta asıl olan nedir? Evet. Harekelerle yaraplanmasıdır yani ha ya, tamam. Aa, demek ki o zaman ya, harflerle olan yarab o harekeler olan neydir? Fer'idir yani harfler çünkü o ıı, harekelerin naibidir. Yani Mesela bir damme, yani bir vav, iki damme hükmündedir. Bir elif, iki fetha hükmündedir. Bir ya ise iki kesre hükmündedir yani hmm. o, ya. O yara ve harekata ji ledu kusmane. Harekelele orayın yara O da iki kısma ayrılıyor. Lafziye yan takdiriye. Ya lafzidir ya da takdir. Ya lafzi harekelerdir ya da takdir harekelerlerdir. <laughs> Kulli vahadaki juvanji o... اللفظي والتقدير حركه لن هرب بالتماميه يعني يا يعني تمام حركات اللفظي يا يعني بعد حركات اللفظي يا يعني تمام حركات تقديري يا يعني بعد حركات تقديريييي تمام حركات اللفظي نجبي جاء زيد رأيت زيدًا مرات بزيد وبعد حركات اللفظي نجبي جاء أحمد رأيت أحمدا مرات بأحمدا Abi Ahmet de orada e, lafzı olduğu için bazı hareketler de lafzı olmuş. Tamamı hareketi takdir ne demek? Ne gibi? Cefeten, raytifeten, maradifeten burada olduğu gibi. Bazı hareketi takdiri cel kadi, raytul kadiye, marartu bil kadi. Bak burada raytul kadiye. Evet. Bu e, lafzı da diğerleri takdir olduğu için bu da bazı hareketi takdiriye örnektir yani. ha evet. Devam evet. ediyoruz. İ'râba bihrufan jî lüdû kısmanâ Harflerle olan İ'râba kaç kısman <laughs> O da iki kısmalıyor. diyor. Aynı şey gibi e İ'râba bihrakatan Harekelerle olan İ'râba nasıl iki kısmalıyordu? diyordu? Harflerle olan İ'râba ne oluyor? O da iki kısman diyor. Yiyan, o da ya lafzidir ya da O kulli vahdaki jıvan jî Onlardan her bir de B'tamam yan, bir badiye Ya da nedir? يا تمام حروف اللفظي بعد, بعد حروف اللفظي يا تمام حركات الحروف التقديري بعد حروف تقديري تمام حروف التقدير اللفظي تمام حروف اللفظي نجمي جاء ابوه رايت اباه مرض به بعد حروف اللفظي جاء مسلمنا رايت مسلمنا مرض و تمام حروف التقديري جاء ابو القاسم رايت ابو القاسم مرض بابي القاسمي بعد حرف تقديس جاء صالح القوم رأيت صالح صالح القوم مررت بصالح القوم bu örneklerde olduğu gibi anlaşmam bir işte yani bu iki satırı da bayağı uzattı öyle uzatacağına şöyle desey daha kısa olurdu daha akser ya araba bir harakata ve hurufan ve hurufan şey ya araba bir harakata ve hurufan ile dokuz mana. Ya harekelerle ve harflerle olan irab <laughs> iki kısma ediliyor. Lafzı yan Bak her biri ha. <laughs> lafzı yan takdiri. O kulli vahdi cenni cümle bir tanem bitti bu kadar tek. <laughs> Ona, her biri de ya 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 tamamı ya da bağdıdır tamam. O zaman artık bunu söylemez ya Rabbi harf anjili dokuz mana lafzı yan takdiri ya kulli vahdi cenni cümle bir tanem ya O zaman bunu söylememiş olur diye yani. <laughs> daha akser daha böyle kısa e, olmuş olurdu yani ya tamam. Evet. Ha bunu böyle tekrardan zikretmiş ya e, Rabbi mana falan bunu daha fazla açıklama ziyade tevdih yani ya. O yüzden ne yapmıştır? Uzatmıştır yani ya. Aksam-ı evet. Arabi evet. e, Geryan Şeş diyor yok. Heşt diyeceğiz tamam. Aksam-ı e, Arabi Geryan. Geryan Sare. Evet. Oluştular. Yani Arabi'nin e, kısımları toplam, toplam kaçını oldu? 8 tane oldu. Mesela. Değil mi? Mesela. Ya tamam hareket lafzı ya da ba'da hareket lafzı Ya tamam hareket takdiri idi ya da ba'da hareket takdiri. Ya tamam hurufi lafzı ya da ba'da hurufi lafzı Ya tamam huruf takdiri idi ya da ba'da hurufi takdiri idi. Toplam 8 tane idi yani ha. Mesela. Tamam. Yani her ne kadar bazı diyorlar bu son iki kısım var ya. Tamamı hurufi takdiriyle ba'da hurufi takdiri diyorlar. Arap kelamda mevcut değiller. Mesela şermanda öyle diyecek diyecek. Yani bu 7. Ve bu sekizinci ve sekizinci kısım diyecek. Ve veya ise min kelamına Arap yani Arap yamda yani yokturlar diyecek. Ama halbuki bunlar da Arap yamda vardırlar yani Arap yamda bunlar işitilmişler. Aa işte eve hükmü ismi morab morab bir ismin hükmü budur işte ha. Bu 8 kısımda anlattık ya. Mora ya Rabbi böyle oluyor. Mersin. Tamam biz Mora bir isim anlatmıştık hani sükunu ahri ve hareketu bi amilin. Bir evet. amilden dolayı sonu ne yapıyor? Değişiyor. Mebni neydi tam tersi? Sükunu ahri ve hareketu la bi amilin. İşte bu Mora bir Tamam Mora ismin e, hükmünü anlattık bitti. Anlaştık mı? Artık e, bir dahaki derslerse en başka isim diye deyip mebni olan isimden bahsedeceğiz. Evet. Anlaşıldı inşallah. Ve evet. sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi